En Amarat filminden herkese merhabalar efendim. Takvimler çarşamba gününü gösterirken biz de Küçükçekmece'deyiz. Yasemin Hanım'ın evinin önündeyiz. Biliyorsunuz Yasemin Hanım maşallah diliyle duman attırdı masada. Hiçbir yorumu beğenmedi. En çok ben biliyorum dedi. Yasemin Hanım sıra sizde. Hadi bakalım o bilgilerinizi bugün konuşturun. Kapıyı çalıyorum. Ekran başından bugün sakın ayrılmayın. Ben Yasemin Bakırcı. 37 yaşındayım. Ordu Ünyeli'yim. Evliyim. 2,5 yaşında da bir kızım var. Ev hanımıyım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar Yasemin Hanımcığım. Hayırlı sabahlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz evime, gönlüme. Yanlış gelmedim değil mi Yasemin Hanım? Geldiniz. Kız insanın dertten, sıkıntıdan saçı beyazlar da yeşerini ilk defa görüyorum. Karadeniz'deyiz ya, yine yeşillendi fındık dalları diyoruz. Yine yeşillendi fındık dalları, yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak Yasemin Hanım'ın halları. Yasemin ablacığım şöyle bir evini turlamak istiyorum. Tabii tabii, buyurun şöyle ev sizin. Zevkini mevkini bir görelim. Ev sizin. Sonra menüyü merak ediyorum. Konuşuruz. Yani bugün efsane bir yemek bekliyorum senden. Efsane zaten. Çünkü bilgini masada bir haftadır konuşuyorsun. Hiç kimsenin de yorumunu beğenmiyorsun. Beğenmiyorum. O yüzden göreceğiz bakalım. Evet. Hadi geç. Ben aslında çok samimi birisiyim. Neşeliyim, eğlenceliyim. Bir de kızım var. Çok da fazla anaçımdır, evime düşkünümdür. Olmazsa olmazlarım da ailemdir, en başta gelir. Buyurun Kadir. Evet efendim, minimalist bir mutfak var. Şirinlerin evi gibi. Evet. Ama Hamarat hanımefendi bu mutfakta harikalar yaratıyor efendim. Nereden biliyorsun? Yani ben yorumlarından yola çıkıyorum hanımefendinin. Yaratıyormuş de o zaman. Yaratıyormuş efendim. Evet, mutfak buzdolabımız da gayet güzel. Bugün burada nasıl yemek yapacağız merak ediyorum. Yasemin Hanımcığım yüzünüzü bir görelim. Nasıl yapacağız? Dip dibe, sırt sırta. Evet. Öyle yapacağız. Hamur açmalı bir şey var mı? Var tabii ki. O merdane boşuna mı konmuş oraya? Evet. Su böreği var mı? Yok. Su böreği yok. O zaman normal börek açacağız. Normal börek de açmayacağız. Allah Allah. Baklava? Baklava da açmayacağız. Ne yapacağız? Sürpriz. Sürpriz. Saçınızın rengini açacağız o zaman. Börek yok, baklava yok ama hamur açacağız. Tabii. Hadi bakalım işte, bence bir perde pilavı geliyor gibime geldi bana. Niye, perde pilavın dışında hamur yok mu? Yok, arkadaşlar dedi ya Laz böreği açacağım ben. Çok ısrar ettiler ya Laz böreği onlar için. Yok ya, şaka yapıyor. Ben zannetmiyorum Laz böreği açsın. Hadi geç bakalım, geç. Buyurun. Beni bu hayatta haksızlık sinirlendirir. Biri yanımda yalan konuşursa, ben onun doğrusunu biliyorsam neden yalan konuşuyorsun diye uyarırım. O yalanını kendisi düşünsün. Ana, çekmeceyi de mi boyadın kız? Boyadım. Sen seviyorsun mu boyama işleri? Eşim daha çok seviyor. He. O seviyor eşi böyle şeyleri. Eşi ne işle meşgul bu arada? Özel bir sektörde çalışıyor. Peki. Evet, minimalist bir salonumuz da var efendim. Sen de çok yakıştın o minimalist salona. Ben de kız istemeye gelmiş gibi oturdum. İnşallah da o işlerimiz de vardı. Aa, niye unuttum? Neyi unuttum? Aa bak, ben de unuttum. Kız sen sabah bizim aklımızı başımızdan aldın. Bir borç vermiştiniz ya bana. Evet. Geri ödeyeyim dedim. Çok teşekkür ederim. Ne ara o borç harç işlerine girdiniz? Birinci gün yarışmacısının parasını Yasemin Hanım'dan aldım. Beyefendinin motoru tamirdeydi de o yüzden parayı yolda harcamış. 5000 TL'miz efendim. Çok teşekkür ederim. Güle güle kullanın. Çok sağ ol. Sen nerede kullanacağını çok iyi biliyorsun. Aynen öyle. Bugün çıkışta ilk işin o olsun Yasemin ablacığım. Tabii ki. Hadi koş, al misafirler içeriye gelsinler. Dünkü Oğuzhan geliyor, ikinki Emel geliyor, en önemlisi Gamze Hanım geliyor. Gelsinler. Haydi bakalım. Buraya rakiplerimin hepsi bana dolmuş bir vaziyette gelecekler. Gene misafirlik nasıl olur, sofra nasıl kurulur, bunları ben kendilerine göstereceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.